Canik Başar Üniversitemize hoş geldiniz ve Samsun'a hoş geldiniz. Üniversitemizi ve Samsun'u nasıl buldunuz? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bu ikinci gelişim Samsun'a. İlk gelişimde 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğrencilerle bir söyleşi yapma imkanım olmuştu. O zaman yayımlanan otobiyografim Sağ Salim Kavuşsak çerçevesinde bir söyleşiydi. Bu kez daha değişik bir ortam çünkü yeni bir üniversite. Bu etkinliğin şöyle bir önemi var benim açımdan. Kurmaca kavramı edebiyata yaklaşımın en önemli kavramlarından, en temel kavramlarından biri. Dolayısıyla bunu tartışmak hem bir roman yazarı olarak beni ilgilendiriyor, hem de gençlerin bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek açısından da önemi var bu etkinliğin. O bakımdan açıkçası çok memnunum. Evet. Peki bu tür programların edebiyat bilimine genel olarak ve özel olarak da Türk dili edebiyatına ne tür katkılar olabilir, ne tür katkılar sağlar? Şimdi genelde gençler, üniversite öğrencileri, edebiyat okuyan gençler yazarları biraz ansiklopedilerden tanırlar. Yani genelde yazarlar ölüdür onlar için. Bir yazarla karşılaşması bir gencin, o yazarın deneyimini doğrudan algılaması, kendi ağzından dinlemesi tabii önemli. Bu tür etkinlikler son yıllarda ülkemizde epey çoğaldı. Şimdi benim aslında hem romancı olarak hem de akademisyen olarak bu konuda gençlere söyleyeceklerim var. Dersim yarından sonra ama öğleden sonraki tartışmalarda, herkese açık olan tartışmalarda da söz alma olanağım oldu. Burada hem romancı kimliğimle hem akademisyen kimliğimle bulunmaktayım. Şöyle bir önemi var edebiyatın, bize tarih, insan bilimleri, antropoloji olsun, sosyoloji olsun, başka disiplinler olsun, toplum hakkında, insan hakkında birçok şey öğretiyor ama bir insanın iç dünyasına ancak bir yazar nüfus edebilir. Örneğin dün onu tartıştık. Mesela benim Boğazkesen romanımı tartıştık. Orada Fatih Sultan Mehmet hem tarihsel kişilik olarak var ama tarihçiler bize Fatih Sultan Mehmet'in iç dünyasını, karmaşık psikolojisini bir romancı kadar veremez. İşte orada edebiyat devreye giriyor. Bugünden geçmişe baktığımızda ister istemez bugünün ideolojisinden yola çıkarak bakıyoruz. Yani biz sadece tarihsel söylemin aktarılmasıyla değil, aynı zamanda onun yorumuyla da ilgiliyiz. Zaten ünlü edebiyat kuramcısı Lukács, Tarihsel Roman adlı çalışmasında tarihsel romanın tarihi anlatan değil, tarihi yorumlayan roman olduğunu söyler. Ben bu görüşe katılıyorum. Bu bağlamda dersimde hem Boğazkesen'i hem de bir başka tarihsel romanımı resimli dünyayı ele alacağız. Benim için gençlerin bakış açısı, onların eleştirileri önem taşıyor. Çünkü yazar aslında yaratma sürecinde tek başınadır. Sözcüklerle bir dünya kurar. Hayal gücünün de tabii etkisiyle. Ama o sözcüklerden oluşan dünya, kurmaca dediğimiz anlatı, kitaba dönüştükten sonra artık yazarına değil okuruna aittir. Ve okur o metni kendi deneyiminden, kendi öznelliğinden yola çıkarak yeniden yorumlar. Umberto Eco buna açık yapıt diyor. Şimdi bir yazar olarak benim burada okurlarımla buluşmamın önemi buradan kaynaklanıyor. Çünkü benim metnim artık bana değil onlara ait ve onların değerlendirmesi burada devreye girmiş oluyor. Bu bakımdan da bu Canik Üniversitesi'ndeki etkinliği önemsiyorum. Peki özel olarak şunu sormak istiyorum, öğrenmek istediğim bir şey. Bir eser yazılırken
Yazar hangi süreçlerden geçiyor? Yani manevi olarak hangi psikolojiyi yaşıyor da onları kaleme alıyor? Birkaç bir şey söyleyebilir misiniz izin verirseniz? Tabii biliyorsunuz bizde bir deyim var. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır, biçimi vardır derler. Her yazarın da o yaratma sürecinde yaşadıkları değişiktir. Ben ancak burada kendi adıma konuşabilirim. Birkaç hareket noktası oluyor bir roman için. Örneğin Boğaz Keseni yazarken ben Rumeli Hisarı'nın yapılış öyküsünden yola çıktım. Çünkü bizim evimiz Anadolu Hisarı'nda. Gerçi ben Paris'te yaşıyorum ama Türkiye'ye gelip gittikçe aile evimizde Anadolu Hisarı'nda kalıyorum ve tam karşıda Rumeli Hisarı'nı görüyorum. Benim İstanbul'daki günlük hayatımın bir parçası bu tarihsel yapı. Dolayısıyla çıkış noktalarımdan biri buydu. Başka çıkış noktaları da oldu ama ben romanı planlamıyorum. Böyle birkaç noktadan hareketle yazmaya başlıyorum. Ve o yazma süreci yoğunlaştıkça bir takım anlatı unsurları yerli yerine oturabiliyor. Burada tabii yazarın takıldığı zamanlar oluyor. Yazmak, yaratmak zor bir iş. Fakat hatta uçuruma atlamak gibi bir iş. Yani bir çeşit risk alıyorsunuz. O nedenle ben denemelerimden birinde yazma uğraşını biraz boğa güreşine benzetmiştim. Çünkü biliyorsunuz boğa güreşinde de belli kurallar var. Ve matador her defasında onu öldürebilecek olan boğanın boynuzunu daha yakınında hissediyor. Daha yakınından geçiyor sivri boynuz. Yazmak da böyle bir şey, riskli bir şey. Ama bence burada o yaratma sürecinde önemli olan metnin unsurlarının tutarlı bir biçimde yerli yerine oturması. Ben romanı böyle tasarlıyorum. Bazı sürprizler oluyor. Hiç öngörmediğiniz bir şey giriyor anlatıya. O tarafa doğru gidiyorsunuz. Dolayısıyla kontrolü elden kaçırmamak lazım ama bu çeşit sapmalar aslında ana yapıyı zedelemiyorsa iyidir. Mesela Marcel Proust'un Geçmiş Zamanın İzinde romanı hep böyle sapmalarla gelişir. Ama o sapmalar anlatının bütünlüğünü bozmaz. Çünkü sapma gibi görülen yan anlatılar bir yerde ana anlatı ekseniyle hep buluşur. Ben de romanlarımda böyle bir yapı kurmaya çalışıyorum. Evet. Yazar olmak isteyen genç arkadaşlara ne tavsiye edersiniz peki? Şimdi bakın, yazarlığın okulu yok. Bence yok. Şimdi gerçi yaratıcı yazarlık diye bir şey var. Tabii yani yazarlık bir ölçüde öğrenilebilir. Anlatı teknikleri öğrenilebilir. Edebiyat bir disiplindir. Az önce de konuştuk. Yani edebiyat öğrenilebilir. Bir bilgi şeyidir, korpüsüdür. Fakat yazarlık yetenek, yaratıcılık ve bilgidir. Bir kere başka yazarları okumalarını tavsiye ederim. Onlar nasıl yapmış? Yani onların deneyiminden yola çıkar. Yazar başta çoğunlukla, bunun istisnaları olabilir ama başka yazarlara öykünür biraz. Onların etkisinde kalır. Giderek kendi yolunu, kendi üslubunu geliştirir. Birçok yazar böyle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla çok okumalarını tavsiye ederim. Ayrıca eğer bir yetenek söz konusuysa o yeteneklerini geliştirmelerini tavsiye ederim. O da yaşayarak, merak ederek başka kültürlere, başka dünyalara, başka coğrafyalara açılarak ancak mümkün olabilir. Zaten az önce de söyledik. Yazar sözcüklerle hayal dünyasından, hayal kurma yeteneğinden yola çıkarak bir yapıt oluşturur dedik. Dolayısıyla bu hayal kurma da aslında bir geliştirilmesi gereken bir şey. Yani size doğuştan verilen bir şey değil. Dolayısıyla hayal güçlerinin gelişmesi için
örneğin seyahat etmelerini ya da başka insanları tanımalarını, kendi odalarında yalnız kalmamalarını tavsiye ederim. Ama yazım süreci yalnızlık gerektiren bir süreç. Fakat ondan önce bir romanın oluşmasında seyahatlerin, hayat tecrübesinin, yaşanılanların da büyük payı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Nedim Hocam. Ben de teşekkür ederim.